Evet, saygıdeğer katılımcılar, değerli öğrenciler, bu etkinliğin değerli organizatörleri, hepinize te çok teşekkür ederim, buraya beni davet ettiğiniz için. Ben Berlin Teknik Üniversitesi'nde Orneros hocayım. Önce kendimden bahsedeyim. Kendimden bahsetmeden önce Berlin Teknik Üniversitesi'ne kısa bahsedeyim. Berlin Teknik Üniversitesi deyince sizin aklınıza ne geliyor tabii? bizim Berlin Teknik Üniversitesi olarak dediğiniz zaman önce Einstein gelir. bunun yanı sıra hepinizin kullandığı, günümüzde bütün şoförlerin, sürücülerin kullandığı otomatik şey, vites geliyor. Üçüncü bir meşhur buluşumuzda akıllı füzeler için yapılan kontrol sistemi. Biliyorsunuz Hitler zamanında yani bizim de bundan gurur duymadığımız bir çözüm ve bir ve iki e, füzeleri yapılıyor. O zaman bu görev Berlin Teknik Üniversitesi'ne veriliyor. E, İkinci Dünya Harbi'nden sonra bizim Berlin Teknik Üniversitesi'ne askeri konuda araştırma ve geliştirme yapmak yasaklanıyor. Ve bu yasak oldukça sürüyor. Son 8 senede tekrar kalktı. Kendim Berlin Teknik Üniversitesi'nde Yapay Zeka Merkezi'nin başındayım. Ee, orada Ornares Hoca'yım. Ee, konuya geçmeden önce kendimden bahsedeyim. Belki de sizi de biraz değerlendir, umarım sizi de motive eder. Sık sık bana sorulan soru, hocam siz kariyerinizi planladınız mı? Bu Alman televizyonda da sık sık sorulur, hocam siz nasıl yaptınız, kariyerinizi planladınız mı? şunu diyebilirim, hayır. Ben Tunceli'nin küçük bir köyünde çıktım. Almanya'ya geldim, eğitim amacıyla gelmiştim zaten. Ütü'ye girmiştim, Ütü'den ayrıldım, Almanya'ya geldim. Berlin Teknik Üniversitesi'ne başladım. Benim hedefim hızlı bir şekilde üniversiteyi bitirip hayalimdeki meslek Mercedes'te çalışıp güzel bir araba alıp bu arabayla tekrar köyüme gelmekti. Neden diyeceksiniz? Çünkü Belmeket'te zaman zaman yazın Almancılar gelirlerdi. Güzel arabaları olurdu. Ben ona çok özenmiştim. Neyse üniversiteyi bitirdim. Çok iyi puan üniversiteye girdim. Berlin Teknik Üniversitesi'nde. Bir sene sonra bir hocamız geldi. Dedi ki dedi oğlum dedi sen çok çalışkansın dedi. Biz sana dedi Almanya'nın meşhur bursu vardır. Deutsche, Volk, Deutsche Stiftung şeysi. Bu yüksek başarılı öğrencilere verilir. Ben sana ben seni bu burs için öneriyim dedim bunun bana faydası ne olacak? 850 euro dedi 850 mark burs alacaksın dedi çok iyi bir paraydı Ol, olsun dedim hocam hocam beni buna önerdi bursu aldım hızlı bir şekilde üniversiteyi bitirdim çok iyi bir notla da bitirdim bitirdim ve hemen ardında Mercedes'e başvurdum Mercedes'e başvurdum Mercedes beni kabul etti gittik anlaştık her şey tamam. Yalnız benim oturma ve çalışma iznim yok. Deler ki Mercedes dedi ki biz de uğraşacağız senin için alacağız. Üç ay sonra bu red edildi. Red edilince ben o, an, o zaman benim hocam hep arkamda devam dolaşırdı. Gel derdi Şahin ben de doktora yap ben sana kadro vereceğim. Sen gel ben de doktora yap ben dedim, dedim yeter benim için bitti. Neyse işe alınmadıktan sonra tekrar geri döndüm. Üniversitede aradım hocamı dedim hocam dedim geleceğim dedim üniversiteye başlayacağım tekrar dedim doktora yapacağım dedim doktora yapmak kararını aldım geri gittim doktora yapmaya hem kadrom vardı hem de iyi bir kadrom vardı çalışıyordum üniversitede bu süreç içinde ben hep bütün hayatım boyunca çok çalışırdım çok çalışırdım ve her şeyi de sorgulardım çalış üç buçuk sene sonra benim hocam bana geldi bebe bir teklifle geldi dedi ki Şahin dedi senin yavaş yavaş doktora tezin dedi tamamlasın dedi sen doktora tezini yap dedi bitir dedi benim bir şirketim var bu şirketimin yüzde otuzunu sana vereyim yüzde yetmişi bende kalsın sen git bu şirketin başına geç dedi sen çok akıllı bir insansın yok dedim hocam dedim ben kararımı değiştirdim dedim ben artık sektöre falan dönmeyeceğim ben hoca olacağım. Aa nasıl oldu falan. Yok dedim ben hoca olmaya karar verdim dedim. Bilim bana daha fazla zevk veriyor. Neyse üniversiteyi bitirdim. Doktoramı yaptım. Doktoradan sonra her şeyimi bitirdim. Dedim ki Almanya'yı terk edeceğim. Amerika'ya doğru gideceğim dedim. Ee, o zaman bilmiyorum biliyorsunuz Sun Microsystem diye bir şirket vardı. Sun Labs. Vardı. Çok meşhurdu. Ee, bir de bunların Stanford'da bir şeyleri vardı. Stanford Network Research Center dedikleri bir araştırma merkezleri vardı. Ben oraya postdoc olarak gittim. Gittim, artık asıl hedefim Amerika'da kalmam. Amerika, Kaliforniya'yı seviyordum zaten. Orada kalmam, orada yaşamam. İki sene sonra Berlin'de bir teklif geldi üniversitede. İşte biz, yeni bir laboratuvar kuruluyor Berlin'de, Dağıtık Yapay Zeka Merkezi üzerine. Bu merkez büyük bir finans desteği alacak. E, Alman hükmetti, federal hükmet her sene bir buçuk milyon euro koyacak. Alman Telekom'u her sene bir buçuk milyon euro koyacak. Bir de Sun Microsystem her sene bir buçuk milyon koyacak. Yani toplam dört buçuk milyon euro bütçesi olan bir laboratuvarın başına geçeceksiniz. Her şey, üniversitede de ordinarius kürsüsü veriliyor size. E, üniversite size bunun yanında 10 kişilik bir eleman veriyor, verecek. Siz bunun başına geçin. Evet, ben bu teklifi kabul ettim ve Almanya'ya döndüm. Şu anda Berlin Teknik Üniversitesi'nde hoca olarak çalışıyorum. Benim size, ben kendim dağıtık yapay zeka merkezin başındayım. Kürsüm de zaten öyle. Ben size bugün kendi buluşlarımızdan bahsedeceğim. Bu buluşların çoğu tabii merak ettiğimiz için bulduğumuzun altını çizmeye çalışacağım. Benim nesnelerin internetinde yani geleceğin akıllı ve kendi kendisine karar verecek akıllı sistemlerden bahsedeceğiz. Bunu deyince demek ne istiyorum? Aslında bilim ve teknoloji ne kadar önemli olduğunu altını çizmek istiyorum. İkincisi ise dijitalleşme nedir? Neden dijitalleşiyor? Bunun önünü alacak mıyız? Bu, bu nereye kadar gidecek? Bu devam edecek mi? Ee, gelecek nasıl bir şey olacak? Şu anda üzerinde çalıştığımız bir proje var, insansız araçlar, insansız arabalar. Biliyorsunuz son zamanlarda duymuşsunuz, medyada Uber'in arabası e, kaza yaptı, Tesla kaza yaptı. Biliyorsunuz Almanya bir otomobil endüstrisi, yani en büyük markaların, en önemli markaların çıktığı bir ülke. Bizim için otomobil, otomotiv sektörü çok önemlidir. Ee, bir de size şeylerim, bir takım önerilerim. Ee, aslında kendi kendi edindiğim tecrübelerimde başarılı bir eğitimcinin veyahut da başarılı bir bilim adamının ne yapmasını size önereceğim. Ben Berlin Teknik Üniversitesi'nde yapay dağıtık yapay zeka merkezinde çalışıyoruz. Bizim kadromuz 150 kişilik bir kadromuz var. Bunun 150 kişilik kadro dediğim zaman bunun aşağı yukarı 17 tanesi postok. Şu anda 3 tane de profesör pozisyonumuz var. Yani junior profesörlerinde tut değişik eee değişik profesörler pozisyonu ve biz dünyanın her yerinde en iyi zekaları topluyoruz. Bu bizim için çok önemlidir. Yani biz bir, biz coğrafi sınırlan bağımlı kalmıyoruz. Mesela geçen sene saflarımıza Türkiye birincisini aldık. Bazı için üniversitesine girmişti, sonra bıraktı. Berlin Tekniğe geldi ve şu anda bizde. biz dünyanın her yerinde en iyi insanları etrafımıza toparlamaya çalışıyoruz ve bunlara çok güzel bir altyapı sunuyoruz dünyaya baktığımızda neler oldu? 20. yüzyılda başlıyoruz. 20. yüzyılda biliyorsunuz her şey endüstriyelleşti. Endüstriyelleşti dediğimizde neler oldu tabii orada? Orada her şey ellerin dahi yapılıyordu. Makineler birbirine bağımlı değildi. Her şey insan kontrolündeydi. Hizmet denilen bir şey yoktu. 20. Bir, 20. Bir, yüzyıla baktığımızda her şey dijitalleşiyor. Bu dijitalleşmekle birlikte dijitalleşmekle birlikte yeni bir şeye giriyoruz. Yüzyıla giriyoruz. Yani bilgi yüzyıl, bilim yüzyılına giriyoruz. Yani bilgi ve bilgi ve bilimin etkilediği bir yüzyıla giriyoruz. Buradaki şey nedir? Burada her şey birbirine bağlanabiliyor. Her şey çok fazla bilgi üretiyor ve yeni yeni sektörler oluşuyor ve bu sektörler bu sektörlerde bu sektörlerin arasındaki şey değişiyor ve burada bizim bir defa hayat hayatımızda hayatımızın kalitesi yukarı çıkıyor bir tarafta diğer tarafta da şey oluyor tabi Umarım kusuruma bakmazsınız. Burada bu slaytların hiç slaytlar hiç okunmuyor. Ama ben size slaytlarımı vereceğim. Ee, tabii bunun başlangıcı neydi? Bu dijitalleşme dediğimizde ne aklımıza geliyor? Dijitalleşme dediğimiz de biliyorsunuz Morun kanunlarına göre her şey küçülüyor, her şey küçüldü. Ee, yani bu ne demektir? Her şey bilgisayar kabiliyeti geldi ve yani nesnelerin interneti dediğimiz şey şeyler birbirlerinin konuşmaya başlıyor. Yani eskide bilgisayar dediğimizde büyük bilgisayarlar aklımıza geliyor. Bugün bilgisayar dediğimizde bu benim taşıdığım cep sa kol saati'mde bir küçük bir bilgisayardır. Bunda artık biz bunların bunlara bundan sonra hepsine cyber physical system diyeceğiz. Yani küçük bir bilgisayar olsun büyük bilgisayar olsun ve demek istediğimiz bundan sonra her şey akıllıyor, makinelerimiz akıllaşıyor, her şey yani makinelerimiz çeş çeşitli parçalarda oluşuyor ve her şey dijitalleşiyor ve, ve yeni yeni biliyorsunuz son zamanlarda en fazla konuşulan AI yani yapay zeka, ma yani makinanın öğrenmesi yeni yapay zeka metotları ve bunun yanı sıra biliyorsunuz eğer çok yani her şey bilgisayarsa her şey sensörse çok çok fazla e, veri üretiyoruz. Büyük veriler elde ediliyoruz. ediyoruz. A, amacımız bu büyük verilerde bir defasında yeni bilgi edinmek, ikincisi yeni fikir edinmek ve bu sistemlerin akıllı olması için kullanmak. Tabii dijitalleşme bizi nereye getirecek? E, bu yeni Yeni teknolojiler ve yeni gelişmeler bizi buraya getirecek. Bizim sistemde çok değişiklikler olacak. Yani sistemde değişiklikler dediğimiz, bizim proseslerimiz değişecek, yeni business model, yeni iş imkanlarımız çıkacak ve aslında iş iş şeylerimizin bütün yani chaini veya hatta bütün chainin Türkçe'si zinciri değişecek. Diğer tarafta biz çok fazla en yani her şey eğer bilgisayarsa bunun yanı sıra tehdit de ortaya çıkarıyoruz. İleride göstereceğim size mesela bir yol artık bundan sonra eğer bu yol bilgisayarsa tamam dijitalleşmişse yani bu ne, bu demektir? Hackerler bu yolu bu yolu tehdit edebilir, bu yola atak planlayabilir ve böylelikle bu yolu şey manipüle edebilir. Üçüncüsü ise bu kadar veri elde ediyorsak bu verilerde neler yapı çıkaracağız? Tabii bunun için bir de dijitalleşme bize çok fazla yeni challenge'ler getirecek bununla birlikte. Yani bilimsel anlamda bizi bize meydan okuyan yerleri de var. Eğer Dijitalleşmeden bahsediyoruz. Diyoruz ki her şeyin içinde bilgisayar kabiliyeti vardır. Eğer her şeyin içinde bilgisayar kabiliyeti varsa her şeyin değişik değişik interfezi vardır. Değişik değişik protokolü vardır. Yani bu ne demektir? Biz öyle bir teknoloji bulacağız ki bu öyle bir yazılım geliştireceğiz ki bu teknolojileri çok akıllı bir şekilde integre edeceğiz ve bunları bunları kontrol, kolaylıkla kontrol edeceğiz. Diğer tarafta bu kadar veri üretiyoruz. Bu veriyle neler yapabiliriz? Üçüncüsü ise çok hızlı veri işletmemiz lazım. Kararı çok hızlı vermemiz lazım. Demin de, Biraz sonra değineceğim mesela akıllı bir araba, giden bir araba hemen karar vermesi lazım. Arabanın e, iki dakika sonra veyahut da bir dakika sonra karar verme şansı yoktur. Üçüncüsü ise e, güvenlik ve bilgi. Dördüncüsü ise biz bu kadar alet yani milyonlarca nesnelerin internetini bağlıyorsak birbirine buradan ne olacak? Dördüncü ise çok fazla bilgi ediniyoruz. Tabii bu bizi nereye getiriyor? Dediğim şekilde çeşitli sektörler bundan sonra bu sektörlerin üzerine çok akıllı bir middleware koyarak bunun üzerine de çok akıllı bir engine koyarak çeşitli çeşitli yenilikler ortaya koymak. Siz bana sorabilirsiniz. Hocam sizin bu kadar büyük bir laboratuvarınız vardır. Neler yaptınız şimdiye kadar? Ne yenilikler buldunuz? Biliyorsunuz Almanya'da çok tartışılan, en fazla tartışılan sanayi 4.0 diye bir terminoloji vardır. Belki de duymuşsunuzdur. Bu 2007 yılında Alman hükümetinin Berlin Teknik'te yani 3 hocanın bir bizde çok meşhur bir makinacı bir hocamız vardı Günter Şupur. Belki de duymuşsunuzdur bilmiyorum makinacılar arasında. Bu adam çok çok bilinen bir arkadaş. Bu geldi bana dedi ki hocam dedi ben sen dedi bizim de bir de çok meşhur bir elektronikçi hocamız vardı. Profesör Reichel diye bir hocamız. Gel dedi biz şöyle bir şey çıkaralım. Ben dedi çok iyi makinacıyım dedi. makina geleceğin makinalar nasıl olacağını biliyorum dedi. Sen dedi çok iyi bir yapay zekacısın dedi. Bu kadar bu kadar şeyiniz var sizin bu kadar gücünüz var. Bir de yanımıza bir elektronikçi alalım. Elektrik elektrik elektronikçi bir hocamız Profesör Reichel diye bir hocamız vardı. Leistungs elektronik yapıyordu. O zaman da Sunspot diye bir sensör vardı. Küçük böyle bilgisayarlar vardı. Sun Microsystem'in Java için geliştirdiği küçük makineler vardı. Bunların ismi Sunspot'tu. Dedi ki gel dedi benim dedi hayalim dedi bundan sonra bir makine böyle merkezi bir sistemle yönetilmesin. Makinanın parçaları akıllı olsun. Makine kendisi akıllı olsun. Makinanın parçaları ne zaman bu parçanın... E ne, ne kadar ömrünün olduğunu, ne, parçanın bütün sağlığı üzerine bütün bilgileri versin. Ee, bizim hocam, elektrikçi hocamız da, elektrik elektronikçi hocamız da o zaman E-grain diye bir şey vardı. Ve, e, şeker küpü küçüklüğünde bilgisayar üretmişti. Bunlar çok meşhurdu. Biz başladık bu projeye. Bu proje oldukça başarılı geçti. Projenin ismi Sopro. Ee, eğer internete bakarsanız bulabilirsiniz aslında yani baktığınız zaman sanayi 4.0 orada çıktı. Ondan sonra bizim Bilim ve Teknoloji Bakanımız bunu e, ismini değiştirdiler. Dediler ki sanayi 4.0 daha iyidir. Sonra bir komite oluştu. Bu sanayi 4.0 olarak şu anda çok Almanya'da bir popüler ben buna inanıyorum. İkinci buluşumuz bu da çok tesadüf tesadüf bir buluşumuz. Bir gün elektrikçi bir, büyük bir elektrik şirketinin CTO'suyla ile Almanya'da bir yerde kahvede, e, lokantada yemek yiyoruz, dışarıda oturuyoruz. Yanımızda çok böyle bir e, Lexus geçti. Alet çok sessizdi. Çok sessizdi. Ben sordum bu alet niye bu kadar sessiz? Dediler ki bu alet hybrid dediler. Biz başladık arkadaşlar e, hybrid konusunu tartışmaya. Sonra biz böyle bir hipotez koyduk. Dedik ki eğer biz morun kanlarına inanıyorsak bunun bu pilin kapasitesinin daha pilin kapasitesi büyüyecek dedik. Biz dedik düşünelim dedik. Acaba yani vehicle to x yani araba bundan sonra pilini sadece yol kat etmek amacıyla değil. Arkadaşımız demin Fransa'da Fransa'da gelen arkadaşımız ondan bahsetmişti. Onu da size söyleyeyim. Ee, e, Bundan sonra bu arabalar sadece pili kendileri için değil de hem şebekeyi güçlendirmek amacıyla eğer sabahları şey varsa, sabahları güneş enerjisi çoksa güneş enerjisini depolasınlar. Akşamlarda bu enerjiyi evinize veyahut da şebekeye gerek duyduğunda şebekeye verilsin. İlginç bir fikir dedik, başladık. Toyota ile başladık konuşmaya. Toyota'ya gittik dedik ki bizim böyle bir fikrimiz var dedik. Sizinle dedik böyle biz böyle bir proje başlatmak istiyor. Aa, olmaz dediler. Biz yapmıyoruz. Biz kendimiz başladık. Ee, bu projede biz bir patent aldık. İlk patent 2007'de alındı. Bu patent bizim patentimiz. Yani elektrikli arabanın şebeke ve kendi çıkardığınız için yani kendi eviniz için kendi ihtiyacınız için kullanabileceğiniz enerji şeyiniz. Biz bunu bulduk. Bu şimdi Almanya'da çok popüler oldu. Biz bunu BMW'ye verdik. BMW ile anlaşmamız var. BMW şimdi i4 dedikleri arabaya i3 ve bundan sonra i4'lere koyacak. Bu bizim şeyimiz. Ama biz böyle bundan vurgulamak istediğim, yani bunları biz planlamadık. Böyle hep üzerine çalışarak, devamlı üzerine çalışarak, sorgulayarak yaptık. Üçüncü bir buluşumuz, bizim bu da bizde yünük'tür, akıllı binaların, e, akıllı binaların çözümünü. E, bu da çok yünük bir şey. E, Almanya'da gittiğinizde, biz şuna inanıyoruz Almanya'da. Bundan sonra eğer her şey dijitalleşecekse her şey veri veriyor. Her şey bilgisayar kapasitesine sahip oluyor. Biz bunları sistemler içine koyarsak, daha bunlar akıllı akıllı davranışlarını sağlayabilirsek yani binamız akıllı olursa, yolumuz akıllı olursa, arabamız akıllı olursa, enerjimiz akıllı olursa, lojistikimiz akıllı olursa yani bu e, akıllı bir şeye giriyoruz. Akıllı sağlık ve buradaki bundan sonraki bu üreteceğimiz sistemler hem e, kendi e, güncel durumu algılayabilecekler hem de gelecekte, yani biz bizim demek istediğimiz, autonomous systems e, haline gelmeleri. Biliyorsunuz bu en son çok popüler olan bir konu. Avrupa'da ve dünyada insansız araçlar. Biz şöyle bir şeyle yola çıkmıştık, biz dedik ki, akıllı insanlar, akıllı arabalar iyi ama akıllı çevre daha önemli akıllı araba için. Ee, biz e, bunun bir takım videoları vardır. Neden önemli olduğunu e, size sonra da vurgulayacağım. Biz dedik ki zaten akıllı arabaların içinde çok sensör var, bilgisayar kapasitesi var ve akıllı senzör, bu akıllı arabalar akıllı arabaların temel özelliği saniyede bir güncel durumu algılamak ve geleceği algılamak. Yani her zaman arabanın içinde iki tane fotoğraf oluyor. Bir güncel durum, bir de gelecekteki durum. Biz dedik ki eğer bu böyleyse bu büyük şehirler için bu yeterli olmayabilir. Biz bunun bir araştırmasını yaptık. BMW'nin Mercedes'ten dedik ki bu yeterli olmayabilir. Dedik ki çünkü büyük şehirlerde trafik daha büyük zordur, daha komplekstir ve biz yeni bir yeni bir çözüme gidelim. Bizim çözümümüz dedik ki biz aynı şekilde arabada olduğu gibi biz yollara da sensör deşeyelim ve yolun arabayla konuşmasını sağlayalım ve yol da aynı şekilde her zaman iki tane karar versin. Güncel durumu kararını versin. Şu anda ne görüyor ve gelecekte ne görüyor? Aynı şekilde bunu buluta da taşıdık. Yeni bir çözüm oluşturduk. Bu Berlin'de, aranızda Berlin İtalyanlar belki de bilir. Burası Berlin'in meşhur protokol caddesidir. Ve bu yolun bir takım özellikleri vardır. Özelliklerden bir tanesi, iki tane çok kompleks göbeği vardır. Yani her göbekte beş giriş, beş çıkış ve her giriş, her çıkış üç şeritlidir. Yani Almanya'da Berlin'de normal olarak eliyet almaya kalktığınızda buraya getiriyorlar. Sizi burada e, imkanınızı burada yapıyorsunuz. Eğer başaramadınızsa e, şey alamıyorsunuz. İkincisi ise bu yol tabi protokol yolu olmasıyla birlikte her yöne dört çeliş gidiş, dört şerit gidiş, dört çeliş gidiş, gidiş her yol tarafta sağda park etme imkan, park şeridi var, park etme imkanınız var. Üçüncüsü de bir ara şerit var. O ara şeritte de park etme şeyiniz var. Biz dedik ki biz bu yolu dijitalleştireceğiz. Buradaki amacımız ne dedik? Biz öyle dijitalleştireceğiz ki bu yolda dedik her zaman trafiği algılayacağız. Yani trafiğin durumu ne? Yolda birileri var mıdır? Hareketlilik var mıdır? Yani insan veya hatta bisiklet var mıdır? Yolun durumunu fiziksel durumunu nasıl? Su var mıdır? Buz var mıdır? Yol buzlanmış mı? Üzerinde su var mıdır? Veya da yağmur yağıyor mudur? Çevre bilgilerini de alalım ve diğer bilgiler ışık trafik ışık ışıklarını da algılayalım. Bir de aydınlatma sistemlerini de bağlayalım. Biz bu ne demektir? Biz yolu 8 tane küçük yola bölüyoruz ve bunu her Teker teker kontrol etmek e, kabiliyetine sahip oluyoruz. Aynı şekilde arabayı yapıyoruz. Gördüğünüz şekilde bu yolda her 800 metrede bir böyle bir küçük bir e, bilgisayar vardır, küçük bir e, Vehicle to X veya da Wireless e, arabalar arabayla iletişim için. Bu da e, buluttaki akıllık ve ve sonunda da e, çok akıllı bir, bir iletişim sisteminin olması lazım. Burada aslında yani biliyorsunuz son zamanlarda Tesla'nın arabası çok Tesla ve diğer arabalar çok kaza yaptı. Bunun amacı nedir? Bunun nedeni nedir? Dediğim şekilde arabanın en fazla 150 metre görme kabiliyeti vardır. Yani siz arabaya ne kadar şey sensör koyarsanız koyun, ne kadar akıllık koyarsanız koyun, araba sadece 150 metreyi görebiliyor. Mesela ilk gösterdi, gösterdiğim e, videoda Mesela yanınızda biri gidiyorsa sağ önünüzde, önünüzde, önünüzde biriniz kapatmışsa veya da yanınızda birisi gidiyorsa bu daha da azalıyor. Aslında amaç bu, bu mesafeyi yüksel, yükseltmek. Bunu da yapabilmek için bunun yanına şey koymak, e, caddeleri akıllandırmak, bir de bulutu akıllandırmak ve bunları birbirleriyle devamlı iletişimini sağlamak. Bu, bu projenin çıktılarını, bunları kısaca e, atlayayım. E, yola baktığınız zaman şöyle bir fotoğraf çıkıyor karşınızda. Yol gerçekten tamamen e, dijitalleştirilmiş. Siz buna baktığınızda, aa diyorsunuz, diyeceksiniz ki her şeyde, her yerde herhalde çok şeyi göreceksiniz. Yola geldiğinizde pek fazla bir şey görmeyeceksiniz. Böyle küçük küçük bilgisayarlar, onlar da, e, 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 aydınlatma ışıklarının yanına konulmuş, fazla görünmüyor. Ee, ve tamamen yol dijitallenmiş bir şekilde. Yani park et, park e, park yerlerini algılayan sensörlerimiz vardır. Trafiği algılayan sensörlerimiz ve havayı algılayan sensörlerimiz vardır. Yolun kalitesini ve e, çevre bilgilerini de devamlı ölçüyoruz ve bir de e, trafik lambalarının ışıklarını şey de biliyoruz. Bu da bizim ekstra yaptığımız bir çözüm. Biz dedik ki amacımız biz eğer bu teknoloji yapıyorsak bunu halka da getirmek. Halka dediğimiz hem politikacılar görsün, hem halk görsün. Demin arkadaşımız demişti, e, her yerde charging station bulmak nasıl oluyor? Bizim biz kendi de charging station e, üretmiştik laboratuvar olarak. Biz bundan sonra wireless charging'i düşünüyoruz. Bizim yani geleceğin teknolojisi wireless charging. Yani arkadaşın belirtmiş olduğu problemlerin hepsini çözülüyor yani. Arkadaş demişti ki bugün BMW'nin, Nissan'ın, Renault'un hepsinin değişik değişik prizleri vardır. Ve bundan sonra wireless, wireless charging olacaksa bunlar ortada çıkacak. Biz böyle bir otobüs geliştiriyoruz şu anda. Bu otobüs insansız otobüs. Otobüsün içi tamamen dijitalleştirmiş. Siz otobüse bindiğiniz zaman otobüs size şu anda nelerin gördüğünü söylüyor. Nasıl neden böyle bir karar verdiğini söylüyor ve otobüs sizi devamlı bir, bir duraktan diğer durağa getiriyor. Amacımız insanlar insanlarla yani halkımızı ee, bu teknolojiyle gö gözleştirmek tabii biz sadece e, şeyi kullanmıyoruz sadece e, otobüsü kullanmıyoruz dört değişik araçlarımız vardır bunun yanında otobüs yanında dört tane değişik arabamız vardır bir tanesi e, Volkswagen'ın bir Mercedes'in arabası bir de Porsche, e, bir de BMW'nin arabası tabii sizin için e, kendi tecrübelerimde yola çıkarak bir bilim insanı neler yaptı, sizin gibi genç arkadaşların neler yaptı. Bence başarının anahtarı çok çalışmaktır. Ben bunu yaptım. Hayatımda yani hiçbir zaman yani bir ajandam olmadı, bir kariyer planım da olmadı. Her zaman çok çalıştım ve bunu yani zaman zaman belki de böyle <laughs> çıkmaza girdiğini de gördüm ama bence en önemli olan burada her zaman hiçbir zaman şeyi yani şeyinizi yitirmeyeceksiniz ve devamlı devam edeceksiniz. İkincisi ise işte, işte, her zaman her şeyi sorgulamak. Her şeyi sorgulamak bence çok çok önemli. Yani her şeyi sorgulayın. Neden oluyor? Neden neden daha iyi şey yapılmıyor? Ve yapılanı olanı yapmayın. Olanın aynısını kopyaya yapmayın ve bundan sonra 10 sene sonra ne olacak? Onu sorgulayın ve onu yapmaya çalışın. Dört, üçüncüsü ise hiçbir zaman hedeflerinizde vazgeçmeyiniz. Hedeflerinizde hiçbir zaman yani kompromis yapmayın. Dörtüncüsü, tabii başlarda hiçbir zaman shortcut yoktur. Yani ben bütün aslanlarıma söylerim. Biz dediğim şekilde biz 150 kişiyiz. 175 kişi olduk. Ben her zaman yanımda çalışan e, post-doc'larıma ve diğer herkese söylerim. Bu çok çok önemlidir. En son bana sorarsanız size şeylerim nedir? Size e, vasiyetlerim nedir? Bence en önemli olan, yani doğru kabiliyet, doğru skill edinmeniz. Yani bu ne demektir? Yani skill'inizi, yani kabiliyetinizi, uzmanlığınızı çok derinleştirin. Üçüncü şey ise, ikinci şey ise diğer uzmanlarla da ortak çalışmayı öğrenin. Onlarla makale yazmak, onlarla tartışmak. Dediğim şekilde günümüzdeki sorunlar büyük sorunlardır. Hiçbir tek bilim adamın çözeceği bir sorunlar değildir. Bu bence çok çok önemlidir. Üçüncüsü ise hiçbir zaman çekinmeden beyin gücü çok beyin gücü çok çok önemlidir. Değişik ülkelerde, değişik insanlarda ortak çalışmayı öne çekin. ve e, büyük projelerde her zaman projelerde yer almayı şey edin. İkincisi ise doğru zamanda, doğru yerde olmanız gerekir. Yani doğru zamanlarda, doğru projelerin içinde olmanız. Bence bu çok çok önemli. E, sadece doğru zaman dediğimiz e, birincisi birincisi e, ee, yani iyi doğru işleri yapmak. İkincisi ise çok değişik, değişik uzmanlarla ortak çalışmak. Onlarla birlikte yeni fikirler edinmek ve her zaman sorgulamak. Ee, Tabi bunun yanı sıra en önemli olan iyi bir network içinde olmak. Yani zamanında yani kendi yani kendi çalışma alanınızı belirledikten sonra bu alanda uzmanlar dünyaca kimdir? Bunlarla iletişim içine girin, bunlarla ilişki içine girin, bunlarla bilgi şey edin ve ben sizin yerinizde olsam böyle zaman zaman yurt dışına çıkmaya çalışırım. Mesela bu artık günümüzde bu olanaklar vardır. Erasmus olsun, diğer şey, diğer e, metotları kullanabilir. E, olanakları kullanarak bunları yapabilirsiniz. Biz kendi laboratuvarımızda her sene Türkiye'de gelen lise öğrencilerine, lise öğrencileri diyorum. Benim için çok çok önemlidir. Ben e, belki de duymuşsunuz benim e, benim bir hobim vardır. Ben çok e, e, <laughs> Ee, Almanya'dakiler bilir, benim bir hobim vardır. Ben o hobimde, ben çok üstün sivri zekalı öğrencilerle ortak çalışıyordum bir ara. Yani 12 ile 15 yaşında olan çocuklarla beraber çalışıyordum. Ee, ben ayda bir defa yapıyordum. Ee, her pazar günü saat 2 ile 7 arasında dünyanın her yerinde e, sivri zekalı çocuklar gelirlerdi. Benimle o saatte laboratuvarda ortak çalışma ortak çalışmaya göre Ben bundan çok zevk duyardım ve bu çok çok zevk verdi bana. Ondan sonra laboratuvarda her sene 5 öğrenci, yani 5 lise öğrencisinin bizde bizde staj yapma imkanını sağladım. Sadece Üniversiteler içinde anladığım kadarıyla 15 kişilik bir kontenjanımız var. Yani dünyanın her yerinde, Türkiye'de de alıyoruz. Türkiye'de dediğimizde Boğaz içinde alıyoruz. Ee, hoşta alıyoruz, sabancı'da alıyoruz, her üniversitede devamlı şey alıyoruz. Yani stajyer amacıyla alıyoruz. Buradaki amacımız nedir? Arkadaşlar gelsin, görsün. Bizde de başında da değindiğim gibi biz Almanya'nın en büyük laboratuvarıyız. Biz böyle genellikle Almanya'yı ilgilendiren en önemli konularda biz böyle sing 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 orada çözüm üretiyoruz, arkadaşlar gelsin diyoruz, bu bizim projelerin bir parçası olsun, görsünler nasıl çalışıyor Almanlarlar. Ee, sadece biz Almanlar değil, bizim laboratuvarda çalışanlar. Dediğim, değindiğim şekilde herhalde bizim dünyanın her yerinde ulus vardır. Ee, bu benim için çok çok önemlidir, vazgeçilmeyen bir şey. Ben dünyanın her yerinde çeşitli beyin güçlerini, beyinleri, en iyilerini toparlayıp onlarla çalışmak bana zevk veriyor. Dediğim şekilde size de kapılarımız açık. Bizim laboratuvarı şu şeyde görebilirsiniz. Biz Berlin'in en iyi yerindeyiz. Çok iyi bir binamız var ve Berlin'in en iyi binası bizim şu anda içinde olduğumuz bina. Binanın da kendisine göre bir şeysi vardır. Yani isterseniz o binanın özelliklerini de siz okuyun. Bina 90 derece değildir. 93 derecedir. 93 derece olmasının amacı da binanın her penceresinde 180 derecelik bir açı var, bir görünüm vardır. Bunu 2. Dünya Harbi'nde sonra Almanlar yapıyor. Ve o binayı dünyanın en modern teknolojisinde donatıyorlar. Diyorlar ki Doğu Berlin ile Batı Berlin bölündükten sonra diyorlar ki öyle bir bina yapalım ki Doğu Berlin hiçbir zaman böyle bir özelliğe sahip olmasın. Ve bu binayı yapıyorlar. Bu bina da gerçekten şimdiye kadar unik bir bina. Mesela örneğin 1958'de yapılmasına rağmen binada sadece o zamanda yapılmış soğuk hava ile soğutma sistemi. Yani çok ilginç bir şeysi vardı. Zamanın en hızlı asansörleri, en fazla sensör düşenilmiş binası. Deli bir bina. pencerelerine baktığınızda her yerde 180 derecelik bir açı vardır. Evet, çok çok teşekkürler beni dinlediğiniz için.